Çok güzel kokusu geldi. Evet, çünkü yaylalardan geliyor ya, organik olduğu için. Tereyağı da değil mi? Evet, evet. Şöyle. Çok güzel oldu. Öyle şöyle bol bol daldırıp dökün için. Öyle bir bir değil. Dökün dökün. Gerçekten öyle. Tamam, yeterli. Şöyle çevirmemiz gerekiyor. Birbirini alsın, buluşsun birbiriyle. Un, tereyağı ve koleti peynirimiz. Göz göz olmaya başladı ürünümüz. Ve pürüzsüz bir muhallebimiz oldu, evet, şu anda. Evet, harika, ellerinize sağlık. 2 dakika gerçekten kaynayacak. Peyniri kıvamında olacak. Şerbeti önemli, biraz sonra dökeceğiz. Kimi bol şerbetli istiyor. Kaymağı önemli. Biz mesela, bizim kaymağımız Şileman'da yoğurdu. Şerbetimiz hazır. Şerbetimizi döküyoruz. Bismillah. Emine Hanımcığım, ooo, evet, mavi de var, evet, mavi yumurta da var, pembe var. Evet, ehli olanlar bilir, yumurta renkleri değişiyor. Tabii ki, çok güzel. Evet. Dana kol ve döşten kendi sucuğumuz, köftemiz de yine öyle, kuzu pirzolamızın ve kuzu lokumun yağlarını, taze gelen yağlarını %30 olarak köftemize katıyoruz. İki çeşit köftemiz var. Yeni bir gün, yeni tarifler. Bugün yeşilin her tonuyla birlikte Çavuşbaşı'ndayız. Çavuşbaşı harika bir yer. Burada Emine Hanım'la birlikte önce sohbet edeceğiz. Daha sonra çok güzel lezzetlerini tadacağız. Buyurun hep beraber mutfağına geçip neler pişireceğiz görelim. Biz bugün Çekmeköy'deyiz. Harika bir kahvaltıda Emine Hanım misafiriz. Emine Hanım mutfağa geçmeden önce kahvaltımızı edelim, güzel ürünlerimizi paylaşalım istedi. Emine Hanım merhaba. Merhaba. Öncelikle tanışmak istiyoruz sizinle tabii ki. Evet, hoş geldiniz önce. Hoş bulduk. Safa geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza Allah sağlık. Allah razı olsun. Eksik olmayasınız. Emine Hanım 2009 yılında burayı açmış. O günden bugüne neler değişti? Biraz anlatabilir misiniz? Evet, 2009 yılında açıldı aile şirketi, restoran. Yani ne değişti? Çok bir şey aslında, daha yol kat ettik diyebilirim. Damak tadımızda herhangi bir değişiklik yok. Gelen misafirlerimizi zaten biz ailemizden, özellikle ekibimi ve misafirlerimi ailem olarak görüyorum. Dolayısıyla bizde çok şey değişmez. Damak tadı hep aynıdır. Mesela hep aynı yerden alışveriş yaparım. 2009 yılından beri hep ürünlerim kalitelidir. Gelen misafirlerim de bilir. Yani benim amacım aslında burası, daha öncesinden anne ve babamın, yani bizden önce mandırası vardı burada. Dolayısıyla biz çocuktuk ve burada çocukluğumuz geçti. Anılarımız var. Burası çok kıymetli ve değerli. Benim için ve ailem için. Çünkü annemle babam rahmetli oldu. Burası çok kıymetli, çok değerli. Benden sonra da yine yeğenlerim de öyle, ablamlar bir aile şirketi dedik. Hepimiz buraya çok değer veriyoruz. Dolayısıyla bu misafirlerimize de yansıyor. Hani ilk gelen misafirlerimiz, daha sonrasında burası ne kadar işte bir huzur var vesaire. Diyorum, bilmiyorum ya, bizden kaynaklı değil de belki bizden önce çok emek verildi buraya. Çok güzel anılar var burada. Ağaçları annem babam dikti, amcamlar, işte halamlar, aile büyüklerimiz. Biz Karadenizliyiz, bir de böyle çok bağlıyız birbirimize. Güzel bir ortam yani, ama bu bizden kaynaklı diye demiyorum. Geçmişten günümüze gelen bir şey değil mi? Evet. Bağları koparmadık diyorsunuz. Hiçbir annemle şekilde. Babamın ektiği ağaçlarla devam ediyoruz diyorsunuz. Evet. 2010 yılıydı ilk geldik biz buraya. Okulda çocukların bir töreni var, bir yer aranıyor. Yeşil bir alan olsun, ailelerin rahat edebileceği bir yer olsun dedik. Benim ailem de Çavuşbaşı'nda oturuyor. Dedi ki böyle bir yer var, Muhammed abinin yerine gidin ve orayla görüşün dediler. Geldik, kendi yerimiz gibiydi, inanın ki. Emine Hanım o zaman da vardı, şimdi de hala burada. Kendi ortamımızda çok güzeldi, çocuklar çok eğlendi. Her hafta geldik. Emine Hanım hiçbir şekilde hiçbir değişiklik yaşatmadı bize. Bu kahvaltı düzeni hep aynıydı ama eklemeler oldu değil mi, bir iki tane? Evet, biraz ilave oldu. Yani mıhlama mesela hep vardı. Rize'den geliyordu değil mi? Evet, Rize Çayeli, Aşıklar Köyü'nden geliyor. Hatta
birebir halamın oğlu kendi yapıyor, hayvanları var. Evet. Unumuz oradan, peynirimiz, muhlamaya kattığımız peynirimiz oradan geliyor. Bütün tereyağı. Ürünleri kendilerine ait, yer kendilerinin, çok güzel böyle aile sıcaklığı hissettiğimiz bir yerde. Hiç değiştirmedik. Böyle bir program yapınca da hemen aklıma Emine Hanım geldi. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, çok ilgi ve alakasını hiç kesmedi. Hep aynı devam etti. Birazcık da masadan bahsedelim mi? Nelerimiz var? Tabii bahsedelim. Biz serpme kahvaltı bizim. Çeşitlerimiz var. Çeçil peynirimiz var. İşte nedir? Tulum peynirimiz, beyaz peynirimiz var. Bal, reçel, kaymak, zeytin çeşitlerimiz, sövüşümüz var. Salem böreğimiz var. Onu da hazır almıyoruz mesela. Her hafta ahçılarımız sarar muhakkak. Yufkasını alırız. Hı hı. Domateslerimiz, yani menemeni, salata yaptığımız menemen domatesden yaparız. Hiçbir ürünümüzde böyle hani ikinci kalite kullanmıyoruz yani hani açıkçası. Yumurtalarımız, tavuklarımız var. Evet, tavuklarımız var. Hatta şöyle bir şey, Allah nasip ederse biraz daha farklılaştı. Şu anlamda burayı farklılaştırmak istiyorum. Açık olan alanlarımıza bu sene başladım. Ektim hatta. Böyle domates, biber, kabaklarımız biraz çıkmaya başladı. Ağaçlarımızın kenarlarında ve diğer tarafta bahçe yaptım. Misafirlerimiz geldiklerinde hani elleriyle koparıp görsünler. Çünkü gerçekten domatesi, biberi bilmeyen misafirlerimiz de var. Çilek bahçesi yaptım küçük bir yer. Hani gelen çocuklar özellikle, hani tavukları görsünler istiyorum, doğayı görsünler. Çünkü hiçbir yerde böyle bir huzuru bulamıyorsunuz. Hani evet. Doğanın insana kattığı güzelliği bilmiyorum, başka hiçbir yerde ben bulamıyorum açıkçası. Bu benim kendi şahsi fikrim, öyle. Kaymağımız var, tereyağımız var. Bir de sucuklu yumurtamız var. Sucuğumuz da yine reyona çıkardığımız kendi sucuğumuzdur. Hiç öyle ikinci kaliteye falan kullanmıyoruz yani. Her şeyimiz birinci. Elhamdülillah. Evet, çok biz şükür. Biz geldik hep bir numaraydı. Hala bir numara. İnşallah evet, bundan sonra evet. Da bir numara olarak devam edecek. Biz de size elimiz boş gelmek istemedik. Bu kadar ürünün içinde dedik ki bir de reçel hediye edelim Emine Hanımcığıma. İsterseniz çok mutlu oldum. Reçelimizi size takdim edelim. Birkaç çeşit de getirdik. İkram edersiniz misafirlerinize. Çok İsterseniz bir açalım. Nasıl tamam. Görelim. Reçelimiz gayet güzel herhalde. Akışkan, harika. Ev reçeli sanki. Reçelimizi koyalım ama sizden de çay rica edeceğim. Ben bu güzel havada bir bardak çay içmek isterim. Tabii ki. Şifa olsun inşallah. Bismillah diyelim. Şöyle vereyim size. Sağ olun. Size çayınız sağ olun. Da süper gözüküyor. Evet, çünkü abimin Rize'de yine toplattığı çayların ürünleri bunlar. Köyden geliyor, Rize'den çayımız. Çayeli Aşıklar Köyü. Abim orada başında, çayımızın başında toplatıyor sağ olsun. Direkt hani çay, hatta bana şey diyor, Emine bitmeden önce bana haber ver, bazen sen ihmal ediyorsun diyor. Hani son aşamaya geliyor. Bu sefer dışarıdan aldığımızda gerçekten misafirlerimiz hemen o hafta alıyor. Neden hani çayınız böyle bu şekilde diye. Abim sağ olsun. Kendinize ait bahçeden. Evet, evet, çok şükür. Biz kahvaltımızı yapıyoruz ve birazdan da mutfakta inşallah tekrar görüşürüz. Açık alanda kapalı bir mutfakta çalışmak istemediğimiz için Emine Hanım harika bir mutfak hazırlamış bize. Bu güzel alanda inşallah ilk yemeğimizle başlıyoruz. Evet, muhlamamızla. Ne yapacağız Emine Hanımcığım? Muhlama yapacağız. Tamam, malzemeleri biraz sayalım. Biraz önce ifade ettiğim gibi köyümüzden geliyor. Rize Çayeli Aşıklar Köyü'nden, halamın oğlundan alıyorum birebir. Onun inekleri var ve yazın yaylaya gidiyor. İsmi nedir orada beyefendinin? Ali Yazıcı. Ali Yazıcı'ya teşekkür edelim. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Unumuz var. Mısır unumuz var. Tereyağımız var. Tamam. Koleti peynirimiz var. Karışık konuyor zaten. Suyumuz, biraz da tuz. O zaman başlayalım. Evet. Bismillah'la başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Tereyağınız da oradan geliyor. Tabii tabii. Yazın yaylaya çıkıyor inekleri. O bize biriktiriyor sağ olsun, gönderiyor. Annenizle babanızın yeri diye anlatmıştınız. Biraz onlardan bahseder misiniz? Aslında onun öncesinde de başka bir hayat hikayemiz tamam. var. Benim bir kemik erimesi olan ablam vardı. Aslında Şişhane'ye gelmişler amcamlar ve babamlar. Karaköy'de bakkalları var. Ama benim bir kemik erimesi olan ablam olduğu için Balta Limanı'nda 3 yıl kaldılar.
Hı-hı. Hatta annemin bir sözü var, hani yapraklar benim üzerime işte açtı ve döküldü diye. Kalmak zorunda kaldı. Sonra doktorlar dedi ki böyle açık hava, bol oksijen, yani bir yerde yaşamak zorundasınız bu evladınızla birlikte. Bizim de yine köyden bir komşumuz burada aşağı tarafta yaşıyormuş. Onlar tavsiye ettiler, Çekmeköy'e gelmişler. Evet, Çekmeköy'e. Sonra burayı alıyorlar. İşte mandıramız vardı. Kendimize münhasır yani. Böyle annem mesela buraları hep ekiyordu. Biz de çocukluk geliyorduk, buralarda oynuyorduk falan. Bu arada muhlamayı da unutmayalım. Ama Çekmeköy'e geldik Şişhane'den. Çekmeköy'ün içinde oturduk, yerlilerinin olduğu. Çok iyi insanlar bu arada. Biz de yarı Çekmeköylüyüz aslında. Rizeliyim ama yarımız Çekmeköylü. Bizi çok güzel kabul ettiler. Bizde normalde yemeklerde hani muhlama yenirdi. Yani benim çocukluğumda annem bize yemekte muhlama yapardı. Ama şeyde öyle değil İstanbul'da. Metropolde demek ki öyle değil. Kahvaltıda çok talep görüyor mesela bizim muhlamamız. Normalde muhlamayı evde yemek olarak mı? Ana ürün evet, olarak? Evet. Yemekte biz yemek öncesinde hani masaya gelir arası sıcak gibi falan düşünün. Hani biz küçükken ben çocukluğumda hiç annem bize şey yapmıyordu, hani börekler falan açardı ama muhlamayı biz yemekte yerdik ve bunu ben ara ara vurguluyorum mesela. Unumuzu koyduk, tereyağımızla buluşturduk unumuzu. Güzelce kavuruyoruz. Biraz kavrulması gerekiyor unun. Muhlamanın özelliği odur zaten. Yani hemen unu döktüğünüz gibi suyu ilave edemezsiniz. Dolayısıyla biraz kavurmamız gerekiyor canım. Çok güzel kokusu geldi. Evet, çünkü şey... Yaylalardan geliyor ya, organik olduğu için. Tereyağı da değil mi? Evet, evet. Şöyle. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben de tutayım bununla. Tamam, bana yardımcı olursanız sevinirim. Tamam, ben karıştırayım, siz suyu eyvallah ekleyin. Suyunu ekleyelim. Bismillah. Şöyle güzelce suyunu ayarlı bir şekilde veriyoruz. Kaynaya bu arada sürekli karıştırmamız gerekiyor. Devam edeyim mi? Evet, evet. Biraz sizi de yormuş olalım. Emine Hanım'ın yanına gelince yorulmamız gerekiyor. Ustadan evet öğrenmek güzel bir şey. Yorularak öğreneceğiz inşallah. Evet. Tamamdır. Unumuz yeterli bence. Kaynamasını buyurun bekleyeceğiz. Buyurun. Teşekkür size ederim. Pütürlenmemesi için şöyle biraz karıştıralım. Uf, yağımız çok güzel üste çıktı. Evet. Kaynayacak değil mi şimdi bu? Kaynayacak ve bolca. Bir de şeydir böyle, her şeyi bol kullanırsanız, tereyağını, peynirini, bu her şeyde bu böyledir. Yani etin en iyisini alırsanız lezzetlidir. İşte mutfakta kahvaltılığınızı en iyisini alırsanız güzeldir, çok güzel. Hatta ben geldiğinde bütün aileme, ablamlara hepsine o koleti peynirinden evlerine veriyorum. Şimdi hemen peynirini atabiliriz. O zaman ben atayım mı? Evet, size zahmet. Öyle şöyle bol bol daldırıp dökün için, öyle oo, bir bir değil. Dökün dökün. Gerçekten öyle. Tamam, yeterli. Gelen misafirlerimiz bilir, bol peynirli olması gerekiyor. Şimdi bu peynir şöyle biraz çevireceğim. Çünkü birbirini alması gerekiyor. Daha sonrasında kendi zaten yağını üzerine çıkaracaktır. Bir de altında böyle yanık gibi tutacak, tutar. Ay, o kısmı çok güzel değil mi? Evet, bakın. Oo, evet, bu da harika oluyor şu an. İsterseniz siz böyle tutun, ben de göstereyim nasıl tamam güzel olmuş. Şöyle yanık yerlerini de görebilirsiniz. Bakın bakın şurada. Evet. Bu şekilde. Şöyle çevirmemiz gerekiyor. Birbirini alsın, buluşsun birbiriyle. Un, tereyağı ve koleti peynirimiz. Peynirle alakalı biraz detay vermek istiyorum size. Bakın şöyle bu şekilde uzamasına sebep olan, hani söylemiştim köyden halamın oğlu gönderiyor diye. Ben de elim değilsin, siz anlatın tamam, bu arada. Tamam, bu arada hafif biraz daha buluşturalım, bırakacağız. Evet. Şöyle yuvarlak şekilde gelir üst üst, işte bana gönderiyor sağ olsun. Hatta bütün ablamlara da veriyorum her geldiğinde. Çünkü çok lezzetli ve taze. Muhlamada onu kullanıyoruz. Bol konacak. Şöyle çektiğinizde bakın koleti peyniri budur yani, hani dediğimiz. Ay, ben de öğrenmiş oldum. Şöyle çok hafif, sağ olun. Hiç bakın, şey yapamıyordum. Bakın, işte, bakın. Evet. Uzatılıp bilirsiniz. Evet. Harika uzuyor değil mi? Evet. Yani bu peynirin özelliği bu. İşte böyle bir güzelliği bilmiyorum. Başka yerde de vardır illaki ama bana özel geliyor ve çok mutluyum. Hani teşekkür ederim bu arada. Peynir vallahi hakkımızı istiyoruz. Evet, Ali Bey'e selamlar. Eyvallah, çok şeydir. Dayıları gibi eli çok açıktır zaten. Şöyle Sevilay Hanımcığım, şimdi bu şekilde peynirimiz erimeye başladı. Artık kaşık vurmamamız gerekiyor. Tamam. Kaşık vurmayacağız. Şöyle düzelteceğiz bir. Zaten tereyağı üzerine bakın nasıl çıktı. Çok güzel oldu.
Yani hatta kaşığımı alamıyorum. Tuzumuzu biraz ilave, işte bu bir. Evet. Evet, çok zaten tuzlu. Yeterli mi? Biraz daha şu taraf tamamdır. Tamam. Bir yine şey yapalım şöyle. Alt üst edelim, yeter. Evet. Mıhlamamız harika oldu. Bir kere üstünden geçelim isterseniz. Tabii. Tavamızı iyice ısıtıyoruz. İçine tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız eridiğinde mısır unumuzdan bir kaşık, şöyle bir kaşık alıyoruz. Ve iyice kavurana kadar, kavrulana kadar kavuruyoruz. Tabii. Daha açık sonra olmamız. Dikkatli bir şekilde suyunu ekliyoruz. Bir evet. bardağa yakın. Emin olun bir evet, bardak evet. gibi kullandık. Suyu ekledikten sonra bir 5 dakika kaynamasını bekliyoruz. Kaynayan mıhlamamıza koleti peynirimizi ekliyoruz. Bol bol ekliyoruz. Özellikle evet, onu belirtelim. Evet. Daha sonra çok karıştırmadan tereyağının üstüne çıkana kadar bekliyoruz. Biraz tuz ekleyip pişmesini. Zaten piş çok fazla da bekletmenin bir manası yok. Bu sefer peyniri çok eriyor. Hı hı. Hani böyle şey, o da güzel olmuyor yani. Şu anda muhlama tam uzamalı. Tadınlık. Evet. Şimdi kapatacağız altını. Çok beklediğinde bu böyle kesik kesik oluyor. Onu da hiç sevmiyorum ben. Tamam. Arkadaşlar ekibinde bilir. Biz muhlamamızı yaptık. Afiyet olsun. Evet. Herkese şifa afiyet olsun. İkinci tarifimize geçiyoruz. Bu bir Çerkez tarifi. Bugün unumuzu kullanarak ben bir ürün yapacağım. Emine Hanım da bana yardım edecek. Evet. İnşallah yapacağız. Tabii ki de. Şimdi tavamızı koyduk. Şöyle belli bir miktarda tereyağımızı içine atıyoruz. Ben yardımcı olayım. Emine Hanım, tereyağımızı eritirken biz unumuzu halledelim isterseniz. Tamam. Biz unumuzu açıyoruz. Bugün unumuzu ben kullanacağım. İki kaşık un ekliyoruz. Onu böyle iyice yakacak gibi olacağız. Tamam. 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 Üstüne sütümüzü ekliyoruz. Burada 2-2,5 bardak kadar sütümüz var. Şöyle bir tutalım isterseniz Emine Hanım. Ben onu çatalla, şu çatalı alayım. Şu kenarlarını temizleyelim ki pütürlük kalmasın. Bu genelde kahvaltılarda tüketilen bir ürün ama yeni anne olmuşlara, anne adaylarına ne güzel. Yaptığımız, doğum yaptığında götürdüğümüz bir ürün. Aynı sizin mıhlamaya benziyor. Evet, kardeşler yani. Kardeşler evet. Bu da bir Çerkez mıhlaması diyebiliriz belki. Eyvallah. Biz sütümüzü hazırladık. Unumuza karıştırdık. Evet. Tavamızı koyalım ocağa isterseniz. Siz böyle tutun. Her şeyi çevireceğim değil mi? Evet, çünkü evet. Unlu olduğu için. Pişmesini sağlayacağız. Diye. Buna birazcık daha süt ekleyebiliriz. İçinde bir parça unumuz kaldı. Bu dediğim gibi yeni annelere ziyarete gittiğimizde lohusa ziyaretini biz bunu yapıp götürürüz. Yanında böyle yuvarlak bir ekmek yaparız. O ekmeğin ortası açık olur. Onu takdim ederiz. Bunu götürürüz. Sabahları kahvaltıda mesela evde bir şey yok. Süt var. Biraz unumuz var. Hemen bunu yaparız. Bol tereyağı ekleriz. Bu çok lezzetli bir ürün oluyor. Yani bir çeşit beyaz mıhlama diyebiliriz. Evet evet, ben de şimdi anımsadım. Biz küçükken annem, rahmetli annem yapıyordu. Hı hı. Böyle hani tereyağı üzerine çıkar bunun da değil mi? Öyle evet evet mu? Üstüne tereyağı coşlatacağız şimdi. Evet evet. Şey gibi, muhlamanın beyazı. Aynen demek, muhlamanın beyazı. De var, bizde de var de. Evet. Hı hı. Bizde de var. Zaten hani ama Karadeniz'e yakınız. Çok güzel bir şey. Dün akşam ben bunun annemden tarifini aldım. Aradım. Dedim anne, dedim muhlama yapacağız. Biz dedim o beyaz muhlamaya benzer şeyden yapabilir miyiz? İnşallah olursa anneme de buradan sevgiler. Çünkü biraz titizdir, belli şeyleri vardır.
Yemek yapmayı seviyorsunuz. Peki evet. Yemeği seviyor musunuz? Yemeği de seviyorum ama tabii ölçülü. Çok sürekli burada olduğum için aslında çok fazla ızgara tüketemiyorum mesela. Aa öyle mi? Evet. Evde yengemle beraber oturuyorum ben. Hı hı. Evde çok güzel yemekler hazır oluyor. Hatta bazen şey diyorum, öyle akşam olduğu zaman da şeflerime diyorum, ben acıktım ya, yeter ben evime gideceğim, hani yemek saatim geldi diye. Hani şaşırıyorlar. Ev yemeği. Evet. Haftada bir gün ızgara keyif yapabiliyorum. Çünkü hani yiyemiyorsunuz zaten. Bunu yaşayanlar çok iyi bilir. Hmm. Evet öyle. Sizin nasıldır yemekle aranız? Belli ki güzel tabii. Çerkez arkadaşım vardı. İnanın o öyle bir iz bıraktı ki seneler önce. Şimdi görüşemiyoruz. Ama örf adet anneanneleriniz çok harika, çok güzel. Hani çok aile geleneklerimiz işte. Değişmedi bizim. Devam ediyor. Hı-hı. Bizim en büyük özelliğimiz her yaptığımız yemek şölen yemeği hazırlığında oluyor. Eve kim gelirse gelsin ya da normal ev halkımız olsun muhakkak onlar böyle en güzel şekliyle ağırlanır. Üç çeşit yemek olmak zorunda. Dediğiniz gibi dışarıda yemek yemek kültürümüz çok fazla yok. Evet. Ama annelerimiz hep yemek yapmışlar. Şimdi biz bunu kaynatıyoruz. Kokusu çıkmaya başladı. Siz de alıyorsunuz değil mi? Evet. Göz göz olmaya başladı ürünümüz. Ve pürüzsüz bir muhallebimiz oldu evet, şu anda. Evet, harika. Ellerinize sağlık. 2 dakika gerçekten. Kaynayacak. Siz bunu böyle bir çırpın. Ben ona biraz tuz ekleyeceğim. Tamam. Şöyle bir parça tuzunu ekliyoruz. Sonra daha yayvan bir kaba dökeceğiz bunu. Evet. Tereyağımızı kızdıracağız o arada da. Hı hı. Harika oldu. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Bakın çok güzel pürüzsüz bir hamur. Şimdi dökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şöyle tabağımızı sallıyoruz. Tereyağımızı yakmıştık iyice ama ısıtacağız şu anda. Biz bunu normalde evlerimizde sade yağla yapıyoruz. Sade yağ yaptığımızda bu yoğurtlanma yani protein altına çökmüyor ve yanmıyor. Daha sarı oluyor. Anneciğim ben becerdim. Buradan selamlar. Biz de selam söylüyoruz tüm annelere. Annem de çavuş başında oturuyor ve buraya çok geldik. Çok seviyoruz biz. Burayı çok seviyoruz. Buranın enerjisi çok güzel. Teşekkür ederim. Tereyağımız iyice kızarmaya başladı. İsterseniz sunum tabağımızı alalım şöyle. Evet. Sonra evet. Yağını da siz dökersiniz. Bol bir tereyağı döküyoruz. Tamam. Üstüne böyle coşlatalım. Sesi duyabiliriz. Harika. Çok güzel oldu. İkinci yemeğimiz de hazır. Afiyet olsun. Biz mıhlamamızı yaptık. Beyaz mıhlamamızı da yaptık. Sıra geldi tatlımıza. Emine Hanım buranın en güzel tatlısı olan künefeyi yapacak şimdi bize. Bir hanımın elinden bir künefe nasıl olur şimdi onu göreceğiz. Eyvallah. Malzemelerimizi söyleyelim. Kadayıfımız var. Şilemanda yoğurdu kaymağımız var. Künefe peynirimiz var. Tereyağlı şu şekilde künefe kabımızla hazır ettik. Daha pratik olsun diye. Önceden koymamızın sebebi tereyağının erimiş olması gerekiyordu. Tabii eriyor, evet. Oda sıcaklığına gelmesi gerektiği için bu şekilde hazırladık. Buyurun başlayalım. Tamam. Künefe tabağımızı aldık. Şöyle bir tutam. Çok kalın olmaması gerekiyor. Kadayıfımızı şöyle bastırarak bastırmamız gerekiyor. Ehli olanlar bilir. Bazıları tereyağını bu kadayıfta dökerek o şekilde yapıyor. Ama biz böyle yapıyoruz. Daha pratik oluyor. Daha güzel oluyor. Bir hanımın elinden künefe yemek çok güzel olacak. Evet. Künefemizi döşedik. Şimdi evet, ne yapıyoruz? Birinci katmanını döşedik. Hı-hı. Şimdi bastırıyoruz sıkıca. Hı-hı. Künefenin özelliği budur. İyice bastırılması gerekiyor. Burada tabii mutfak ekibim iyi beceriyor bu işi. Hı-hı. Şöyle. Çok güzel şekil aldı. Evet. Şimdi peynirlerimizi diziyoruz. Ben ocağı yakayım mı? Evet. Size zahmet. Birinci kalite yine künefe peyniri. Bol olursa güzel oluyor. Devam ediyoruz. Böyle taşıyor gibi görünüyor ama sonra bastırınca şurada olduğu gibi
bu şekli alacak. Hı hı. Üzerini örttü. Şöyle yayacağız herhalde birazcık. Tamam, çok kalın da olmaması hı hı. Bastıracağız gerekiyor. Bastıracağız şimdi. Oo, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bu şekilde künefemiz şöyle geçiyoruz. Şöyle künefemi alayım ben. Buyurun. Önce kısık ateşte olması gerekiyor. Hı-hı. Kısık ateşte bir çevireceğiz. Biraz duracak. Evet, şu anda künefemiz pişmek üzere. Bakın çok evet, güzel. Kaynamaya kısalım başladı. Mı biraz altını? Bir tık kısabiliriz. Künefenin özelliği nedir? Çok kalın olmayacak. Peyniri kıvamında olacak. Şerbeti önemli, biraz sonra dökeceğiz. Kimi bol şerbetli istiyor. Kaymağı önemli. Bizim kaymağımız Şileman'da yoğurdu. Hı hı. O şekilde kimi kaymaklı, kimi kaymaksız istiyor. Biz kendimiz yapıyoruz. Hazır almıyoruz künefeyi. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Çok güzel gözüküyor. Hı hı. Kaynamaya evet. Başladı. Hı hı. Şöyle çevirebiliriz. Ben solak olduğum için. Tabii bu biraz sabır istiyor künefe. Hızlı pişmemesi gerekiyor. Peyniri eriyecek içinde. Tereyağlı da harika. Koku da öyle. Kıvırıyor. Piştiğini nasıl anlayacağız? Kenarlardan bize böyle sinyal verecek. Tamam. Anlıyorsunuz zaten çevirme kıvamına geliyor. Şöyle arada sallarız. Bakın. Ayrıldı evet. Hı-hı. Yanlarından ayrıldı şu anda. Evet. Biraz daha sonra daha da böyle kendi belirgin olacak. Hani beni çevirir misin diyecek bize. Şöyle ara çok erken daha. Bakın. Hı-hı. Ama daha erken yani. Çok güzel. Çok eğlenceli. Evet. Tatlılarımız da bizim iyidir yani satışımız diğerlerinde. Başka ne tatlınız var burada? Sütlaç var. Biz iki çeşit tatlımız var. Sütlacımızı da o da yine Çavuşbaşı'da sürekli aldığımız bir abimiz var. İnekleri var yani bahçede otlayan inekleri var. O sütünü getiriyor bize her gün. Sütlaç da kıvamını falan gerçekten inşallah nasip olursa tadarsınız. Çok güzel kıvamında bir sütlacımız var. Yani o elimden geldiğince hep organik şeyler yapmaya çalışıyorum. Lezzet hiç değişmiyor değil mi? Evet. Senelerdir aynı. Çünkü şeydir yani, çok değiştirmeyi sevmiyorum ben, bunu anladım. Yani mesela ette de öyledir, tavuk ürünlerimde de öyledir, şarküterimde de öyledir. İşte sütlaçta mesela onu çok beğeniyorum. Bakın şu harika bir şey, çok güzel becerdik. Böyle bir şey yok. Damak tadımız da değişmez. Şerbeti mi vereceğiz şimdi? Evet, kapatabiliriz. Kapanıyor şöyle. Hı hı. Şerbetimiz hazır. Şerbetimizi döküyoruz. Bismillah. Taşacak ve üzerine manda yoğurdumuzu, Şile manda yoğurdumuzu, kaymağı evet. Bizim yoğurdumuzda manda yoğurdu. Öyle mi? Evet, Allah söyletti belli ki. Evet, şöyle. Harika. Afiyet olsun. Tatlımız bitti. Afiyet olsun. Bir Karadenizli'nin misafiri isek muhakkak bir çay içmeden çıkılmaz. Tabii. Bir değil birkaç çay. Çayımız burada hazır. Tabii çayımızı içerken kendi ürünleri olduğunu, tabii, abisinin mahsulü olduğunu da iletince biz de çayımızı getirdik, önümüze koyduk. Hem pişmiş hali hem çiğ hali bizimle. Değil evet, mi? Evet, öyle canım. Emine Hanım o kadar enerjisi yüksek ki çok tatlı bir hanımefendi. Böyle bir şey söylüyoruz hemen. Peşine döktürüveriyor bizim o için. O neden biliyor musunuz? Karadeniz genleriyle alakalı galiba. Öyle mi? Sanırım öyle. Aslında ben Çekmeköy'de doğup yetiştim ama kesinlikle bir yönüm Karadeniz. Hani fırtınası var, böyle hırçınlığı, hızlılığı, işi becerme, yürekliliği. Mesela benim annem çok yürekli bir kadınmış. Bunu herkes bilir, söyler rahmetli. Annem. Cevval bir hanımefendi. Evet, aynen öyle. Babacım da sakin. Hani kendi halinde ama çok severek birbirlerini almışlar.
aile büyükleri aslında başta çok onay göstermemesine rağmen çok birbirlerini sevdikleri için almışlar. İyi bir ailede, çok sakin bir ailede yetiştiğimiz için belki de hani bu kadar yoğun bir tempoda çalışabiliyoruz. Öyle düşünüyorum. Bir de aile bağlarımız çok kuvvetli. Evet. Öyle olmalı da zaten. Hani 3 günlük dünyada çok anlam yüklemenin de bir manası yok. Hani payımıza düşen her ne ise onu en güzel bir şekilde yapmaya çalışmak. Çünkü Cenab-ı Hak bize o kuvveti, o kudreti vermiş insanoğluna. En hayırlı varlık insanoğlu. Dolayısıyla yani bunun şükrünü bilmek gerekiyor. Ve işte çalışmak, çabalamak, olumlu olmak, enerjik olmak. Evet, bunlar çok enerjik önemli. Olmak. Önemli unsurlar. Önemli, evet. O kadar güzel ifade ettiniz ki çok hoşuma gitti. Çok sağ olun. Bu güzel havada, bu güzel yeşilliğin içinde çaylarımızı yudumlayalım. Daha sonra mutfağımıza geçelim. Kalan yemeklerimizi yapalım inşallah. Evet, abime de teşekkür etmiş olayım. Bu arada Mehmet Tarakçı Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bizim buraya gelmemize vesile olan Muhammed Tarakçı hocamıza da çok abi. Sevgiler, saygılar, hürmetler iletiyoruz. Kendisine, evet. Emine Hanım'la tanışmamıza vesile oldu Çağ, sağ olsun. Evet. Şu anda Giresun'a doğru yoldalar. Öyle mi? Evet. Selam olsun ablamla götüle gidiyorlar. Evet. Ya Emin amcığım bir şey soracağım. Bilmiyorum o yüzden. Bu koku çayı kokusu değil mi? Tabii. Ya evet. Buram buram bir koku geliyor bu. Buyurun. Yani hiç ben çay kokusu olduğunu bilmiyordum mesela. Evet. Aslında biz çay alanında da hani biz derken büyük annemin torunları oluyor. Hemen köyümüzün daha çıkışında çay eline inmeden Aşıklar Köyü'nün bitiminde fabrikaları var. Kız kardeşler ve Ahmet abi bir erkek kardeşleri var. Onlar fabrikaları var ve bizim kendi taze çaylarımızı abim toplatıyor. Oraya hemen götürüyor, satılıyor. Orada işleniyor birinci kalite. İstanbul'da da merkezleri var. Dolayısıyla birinci A kalite çayımız ondandır. Koku belki ondan. Tabii fabrika. Çay bizde, fabrika bizde. Sonrasında da işte restoranta geliyorlar nacizane. Yetişen nesil ve bir de bu metropolün vermiş olduğu yorgunlukları atmak için misafirlerimiz buraya gelebilir. İnşallah. Burası Çekmeköy'de yeşil bir alan. Her renk yeşilin bulunduğu, lezzetlerin tavan yaptığı, Emine Hanım ve ekibinin birlikte çok özveriyle çalıştıkları çok güzel bir ortam. Evet. Bence herkes gelsin, görsün. Ekip ruhu çok önemli. Biz bu konuda da bilmiyorum hani diğer komşularımızda da adınlıyızdır. İyi bir ekibiz. Ekibime teşekkür ediyorum. Aileme çok teşekkür ediyorum. Çünkü kale gibi benim arkamdalar. Biz zaten aile şirketiyiz. Ama inanılmaz destekler. Güzel de yani çok şükür. Her şey güzel. Ben de sizin teşekkürlerinizin peşine birine teşekkür etmek istiyorum. Merve'cim seni çok seviyoruz. Allah iyi gönlünün binini bin etsin inşallah diyoruz. Merve Akbülbül'ü buradan sevgiyle selamlıyoruz. Öpüyorum canım benim. Ve doğum günü de kutluyorum. Çok güzel bir bahçe var. Onu da gezelim mi? Ne dersiniz? Evet, iyi, ablasının çilekleri olur. Var, tavuklarımız var. Onlara da bakalım. Evet, olur. Hadi buyurun gezelim. Böyle bir mekana geldik. Emine Hanım harika da bir çilek tarlası yapmış burada değil mi? Evet, küçük. Tarlaları küçük ama olsun. Sizin için güzel değil mi? Çok güzel, evet çok biz anlamlı. Biz toplayalım mı bir iki tane çileklerden? Tabii. Burada da Karadeniz yüzümüz ortaya çıkıyor aslında. Nasıl? Genleri. Şöyle ki bakın çileklerin içinde nane var. Sonra İznik'ten getirdiğim zeytin ağaçları var. Aa, en sevdiğim çünkü nane. Çünkü herkesin ağaç dikmesi özellikle söyleniyor, vurgulanıyor. Bunları toplayıp böyle birilerine ikram etmek en güzeli. Yani çok mutlu kılıyor insanı. Hayatta en güzel şey insanların birbirini mutlu etmesi. Bunu tamamen ben hobi olarak yapıyorum. Artık başka hobilerim de var. Böyle bahçelerim var, tavuklarım var. Artı bir de el işi yapıyorum. Diyoruz şimdi Emine Hanımcığım. Tavuklarımıza. Oo, gidelim evet. De birer tane yumurta alalım. Emine Hanımcığım, oo, evet. Mavi de var. Evet. Mavi yumurta artık... da var. Pembe var. Evet. Ehli olanlar bilir.
Yumurta renkleri değişiyor. Tabii ki. Hı-hı. Çok güzel. Evet. Saadetciğim, buradan sana selamlar. Bak, pembe yumurta, mavi yumurta var. Köye geldiğimizde lütfen hazır et. Ay, Emine Hanım harika ya. Evet, çocuklar için yine görsel olsun dedim. Bilmiş olsunlar gelen misafirlerimizin. Zaten bize genelde aileler geliyor. Yani kalabalık aileler. Çok azdır böyle iki kişi gelen. İşte nedir? Büyük anne, anne baba, gelin, çocuklar, torunlar falan o şekilde geliyor. Bir de şirketler geliyor. Benim için çok önemli. Çünkü annemle babam rahmetli olduğu için burada ayak izleri var. Dolayısıyla gelen misafirlerimizin işte fındıklarımızdan faydalanmaları, kiraz ağacımız var, dut ağacımız var. Bunlardan faydalanmaları benim için çok önemli. Çünkü rahmet veriyorlar. Hatta ben şöyle bir şey var. Ben Instagram sayfamda genelde paylaşım yaptığımda geçmişlerimize de rahmet diye yazarım. Belki bilmiyorum, anne babamı, ablamı, yeğenimi çok erken yaşta fazla ölümle kaderimiz gereği karşılaştığımız için. Yani geçmişlerimizi de unutmamak lazım. Burası onun içindir huzurlu olması yani. Fındıklar çok güzel. Ne zaman sezon? Kışa doğru olur, Ağustos tamam, gibi. Harika. Yine misafirlerimiz kendileri toplarlar. Hiç biz toplamayız asla fındıkları da. Çünkü biz ekmedik zaten. Bunu ekenlere rahmet gerekiyor. Dolayısıyla misafirlerimiz böyle dolaşıyorlar, çocuklar. Harika yani, bizim için önemli olan o. Kışında görüşürüz inşallah. Evet, hadi ocağımızın başına evet, gidelim. Eyvallah. Bahçede yaptığımız yemeklerden sonra buranın bir de ızgarası var. Izgaranın başına geçtik. Şimdi ustamızla birlikte harika bir ızgara çeşitleri yapacağız. Ustam hem kendini anlatacak hem ızgarada bize güzel yemekler pişirecek. Evet efendim. Ben Mahmut Güçlü Bingöl'üyüm. 40 yılda beri bu meslekteyim. Başlıyor, pişiriyoruz bakalım. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah ustam. İnşallah. Mantikot bunlar. Bu da kuzu şiş. Farkı nedir ustam bunların? Farkı vardır. Bu dana eti, bu kuzu eti. Evet. Bu da lokum, bu da kuzu da. Pirzolla beraber aynı fiyatta, aynı birdir bunlar. Şeyleri birdir bunlar. Kaç yıldır bu işletmedesiniz? 40 yıl fazla oldu bile. Hı. Bu da külbastır, bu da kuzu da. Bu da kuzu pirzola tekrar. Emine Hanım'ın yanında kaç senedir bu? Emine Hanım'ın yanında 4 sene. Yani. Öyle mi? Evet. Aa, çok güzel. Sağ ol, teşekkür ederim. Bu da tavuk şiş. Tavuk pirzola. Emine Hanım, karışık ızgara dediğimiz bu mu oluyor? Evet, evet. Evet. Hepsinden evet. Oluyor değil mi? Bir parantez açmak isterim. Buyurun. İşte kilo bazında satıyoruz adet olarak. Hı-hı. Dolayısıyla böyle sıra oluşuyor ve gelen misafirlerimiz işte bizim etimiz iyi pişebilir mi, az pişebilir mi ya da çok pişebilir mi? Genel bir cevap olmuş olsun. Şöyle ki 40 yılı aştım Mahmut Usta'm. Yardımcılarımız da var. Kamera önünde olan Mahmut abimiz. Dolayısıyla gönülleri rahat gelebilirler. Çünkü çok hani deneyimli ustamız. 40 yıl çok büyük bir süre. Aynen. Kurduken geldim, bu meseleyi başladım. Kalaba devam ediyorum. Maşallah. Tabii, evet. Seviyorsunuz. Tabii. Ya sen mesela Emin Hanım'ın yanında durmadım şimdiye kadar. 4 sene evvel yoldayım. Evet, evet. Çocuklarınız kendi ürününüz evet, mü? Kendi yani. Ürününüz efendim. Kendi ürününüz. Emin Hanım, birazcık köftelerden ve sucuklardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Dana kol ve döşten kendi sucuğumuz, köftemiz de yine öyle, kuzu pirzolamızın ve kuzu lokumun yağlarını, taze gelen yağlarını %30 olarak köftemize katıyoruz. İki çeşit köftemiz var. Kol ve dana kol ve döş katıyoruz bu köftemize. Diğer satır köftemizde kuzu var, kuyruk yağı var. Çocuklar için özellikle ve yaşlılar için de tavsiye ediyoruz kuyruk yağını. Kuyruk yağımız var. Kuzu döş var. Yine dana koldan da koyuyoruz satır köftemize de. Etlerimizi İstanbul'dan mı temin ediyorsunuz? Balıkesir'de. Adnan abi açıldığından beri aynı firmayla çalışıyorum. Hep öyledir. Tavuklarımı da aynı firmayla çalışırım. Antrikotumu da. Adnan abi Balıkesir'de. Evet. Orada güzel yeri var. Orada burada da oğlu var. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bizim etlerimizi en taze şekilde temin ediyor. Ustam etlerimizi pişiriyor. Biz de masamıza geçiyoruz.
Afiyetle tadına bakacağız. Biz yemeklerimizi yaptık, ızgarada etlerimizi pişirdik, ustalarımıza teşekkür ettik. Harika bir sofra kuruldu. Sizler için biz lezzetlerin tadına bakacağız. Ama Emine Hanım muhakkak söylemek istediği bir şeyler vardır. Evet, herkes size teşekkür ediyorum. Buraya gelen bütün misafirlerime teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Geçmişlerine rahmet diliyorum. Benim tedarikçilerime teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Bir de aileme, Muhammed abim olmak üzere bütün aileme, akrabalarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana gerçekten çok destekler herkes. Bütün ailem, ablamlar, eniştemler, yeğenlerim, abim, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben hep aynı tedarikçilerle çalışıyorum. Ekibim de hep deneyimli. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla her zaman olduğu gibi bekliyorum bütün misafirlerimi. Çekmeköy'de bu güzel mekana hepinizi bekliyoruz. İster kahvaltıya, ister güzel yemekler yemeye, isterseniz ızgara tatlarını bakmaya gelebilirsiniz. Evet, tabii. Emine Hanım hep burada, ekibi burada. Hepinizi bekliyoruz. Gelecek hafta başka bir yerde, başka bir restoranda ya da başka bir mutfakta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.